Herkese merhaba. Bugün yeni başlayanlar için çok kolay bir makyaj videosu çektim. Ayrıca videoyu sonuna kadar izleyin çünkü videonun sonunda sizin için çok güzel bir sürpriz var. Bu makyaj gerçekten çok kolay ve hiçbir bilgisi olmayan birinin bile kolaylıkla yapabileceği bir makyaj. O zaman vakit kaybetmeden hemen makyajımıza geçelim. Öncelikle fondötenimi sürüyorum. Yeni başlayanlar için makyaj olduğu için mümkün olduğunca bilgi vermek istiyorum bu makyajda. Fondötenimi 1-1,5 pompa kadar kullanıyorum. Herkese yeterli olacaktır bu. Ve beauty blenderımla yani süngerimle yüzüme yayıyorum. Şunu söylemek istiyorum. Herkesin fondöteni kendine özgü olmalı. Yani kendi cilt yapısına, kendi cilt rengine ve eğer iki fondöten arasında kalırsanız renk olarak, açık ve koyu renk arasında mutlaka daha açık olan rengi tercih edin. Çünkü diğer fondöten yüzünüze sürdüğünüzde daha koyu gözükecek. Bunu unutmayın. Şimdi concealer'ıma yani gözaltı kapatıcıma geliyorum. Bunu da gözaltlarıma üçgen şeklinde uyguluyorum. Tek gözaltıma küçük bir bölgeye uygulamıyorum. Ve gözüme baz olarak da bunu kullanacağım. Alnıma, burnumun kemiğine ve çeneme uyguluyorum basitçe. Yine süngerimle iyice yaydırıyorum. Süngerinizin nemli olması gerekiyor hafif. Yani süngerimi önce yıkıyorum. Sonra iyice sıkıp peçeteyle tüm suyunu alıyorum. Yani nemli, hafif nemli bir sünger kalıyor. Bu şekilde uyguluyorum. Göz bazı bugün kullanmayacağım çünkü yeni başlayanlar için. Concealer'ımı yine göz bazı olarak kullanacağım. Daha sonra kaşlarımı sadece clear yani şeffaf bir jelle sabitliyorum. İsterseniz kendinize uygun bir kaş farıyla da önce geçebilirsiniz. Yüzüme kullandığım far, aslında far değil, yüzüme kullanacağım bronzer rengini kullanıyorum yine. Yeni başlayanlar için çok güzel bir seçenek bence. Hata yapma olasılığınız azalacak bu şekilde. Bronzerımı sadece crease bölgeme uyguluyorum, yani katlanma bölgeme uyguluyorum. Ve aynı paletteki aydınlatıcımı da çok hafif göz pınarlarıma, küçük parmağımla ve kaş altlarıma uyguluyorum. Eyeliner'ımı sürüyorum. Eyeliner'ı kirpiğimin dibine hafif noktalar halinde sürebilirim. Kuyruk yapmayacağım çünkü yeni başlayanlar için. Sadece kirpiğimi takip ederek hiç kalınlaştırmadan uyguluyorum. Eğer kuyruk yapmak isterseniz de hemen aynı çizgiyi takip ederek küçücük bir kuyruk yapabilirsiniz. Şimdi maskaramı uygulayacağım. Yeni başlayanlar için olduğundan biraz daha tombik bir maskara seçtim. Kolay sonuç elde edebilmek adına. Ama daha profesyonelseniz eğer ince maskaraları ben daha çok seviyorum. Çünkü istediğiniz sonuca yavaş ama daha güzel bir şekilde gidebiliyorsunuz. Alt kirpiklerime de istersem hafifçe uygulayabilirim. Şimdi bu allık ve aynı zamanda dudak balmı önce allık olarak kullanıyorum. Bu şekilde isterseniz direkt uygulayıp elinize dağıtabilirsiniz. Ya da şimdi yapacağım gibi parmağınızla ucundan alıp dağıtabilirsiniz yanaklarınıza. Çok kolay, çok hafif, çok güzel bir renk bence. Şimdi aynısını dudaklarıma sürüyorum. Makyajımız bitti. Nasıl, beğendiniz mi? Sizce kolay mı? Lütfen yorumlara yazın. Ayrıca bu makyaj videolarının, yani yeni başlayanlar için makyaj videolarının devamını çekmeyi düşünüyorum. Yani yeni başlayanlar için kontür, yeni başlayanlar için aydınlatıcı uygulaması, yeni başlayanlar için göz makyajı. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? İstiyor musunuz? Onu da yazın lütfen. Şimdi sürprizimize geçelim. Bu videoda gördüğünüz fondöten hariç, çünkü fondöten herkesin kendine özeldir, kendi rengine ve cilt yapısına özel olduğu için, o hariç kullandığım tüm malzemelerin aynısını size gönderiyorum. Evet, hepsinden teker teker aldım. Bu bir çekiliş olacak ama biraz farklı bir çekiliş olacak. Katılmak için bu videonun altına küçük bir yorum yazmanız gerekiyor. Yani içinizden geçen, aklınızdan geçen makyajla ilgili ya da bugün yaptığım makyajla ilgili İşinizden geçen küçük bir şeyleri yazabilirsiniz. Beğendiğim 10 tane yorum arasından çekiliş yapacağım. Yani tüm yorumlar arasından çekiliş yapmak bilmiyorum. Beğendiğim yorumlar arasından çekiliş yapmak istedim.
bu makyajda. Bilmiyorum, öyle istedim. Birinci şartımız bu. Yani istediğiniz bir yorum yazacaksınız. Ve sonuna da yorumun katıldım yazın mutlaka. Bunu unutmayın. Daha sonra benim Instagram hesabımı takip etmeniz gerekiyor. Merve Görgöz, buralara yazacağım. Tabii ki bunu söylememe bile gerek yok. YouTube kanalımızı takip etmeniz gerekiyor. Bu kadar. Yani sanırım kaç, 3 şart mı oldu? Evet. Alta mutlaka açıklama bölümüne şartlar şeklinde de yazarım zaten. Katılım süremiz 1 hafta. 1 hafta sonra Instagram hesabımdan takip ettiğiniz için göreceksiniz. Oradan duyuracağım çekilişin sonucunu. Tabii ki Instagram'ın hikaye bölümünden de çekiliş aşamasını çekerim, onu da gösteririm size. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok konuştum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.